Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı dünyada en çok uygulanan obezite ameliyatlarından bir tanesidir. Bunun en önemli nedeni de uygulaması cerrahi açıdan diğer etkili bypass ameliyatlarına kıyasla daha kolay olmasından ileri gelir. Ancak kolay uygulanan bu gastrik bypass ameliyatının morbid obez hasta grubunda etkinliği %35 başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Eğer hastalar 40-50 body mass'in üzerinde yani süper obezlerse ameliyattan önce bu başarısızlık %60'a yani her 10 hastanın 6'sında geri kilo alımına kadar hastaları götürmektedir. Peki gastrik bypass sonrası kilo olan bir hastaya ne yapılması gerekir? Klasik duyduğumuz şey kötü beslendiği için bu kiloları geri almıştır ve beslenme şeklini değiştirmesi önerilmektedir rutinde. Gastrik bypass'tan sonra kilo olan hastalar çok büyük çoğunlukla ameliyatın deforme olmuş olmasından dolayı kilo almaktadırlar. Bu deformasyon iki şekilde olur. Birincisi küçük bırakılan midenin yani 50 cc kadar olan midenin 100-150 cc hacme genişlemesidir. Mide hacmi büyümüştür. İkincisi 2 santim kadar bir bağlantıyla ince bağırsağa açılan bu küçük midenin bağlantısı 2,5 ya da 3 santime esnediğinde de mideye aldığımız gıdalar kontrolsüz olarak ince bağırsağa geçer ve gastrik bypass ameliyatı geçen gıdanın emilimi etkin olarak kısıtlamadığı için hızla kilo geri alınır olur. Bunlara çok daha böyle kısıtlı düzeltme ameliyatları ve de tetkikler önerilmektedir. En hafifi endoskopik olarak mide poşunu ve anastomozun daraltılması. Ancak bu yöntemlerin bir yılı bulmadan tekrardan mide genişlemesi ve anastomoz genişlemesiyle sonuçlandığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bir yıl kadar bile sürüyenliği olmayan etkisiz yöntemlerdir. En etkili revizyon yöntemi duodenal switch ameliyatıdır. Eğer gastrik bypass sonrası kilolarınız geri gelmişse çaresiz değilsiniz. Bu cerrahi olarak tamamen düzeltilebilir. Bunun da en etkin ve kalıcı kilo kaybı sağlayan yolu bioprenklik diversiyon duodenal switch ameliyatına çevrilmesidir.